sevgili seyircilerimiz, 2015 yılını tamamlamaya az kala bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat bu hafta 18 Aralık'ta vizyona giriyor. Filmin bu akşam gala gösterimi var. Biz öncesinde Nadide Hayat ekibiyle sohbet ediyoruz. Sevgili Çağan Irmak, Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sevil Akı ve Batuhan Begimgil, çok teşekkür ediyorum benle de olduğunuz için. Biz Çağan Irmak'ın bir yeni filmi geliyor diye duyduğumuzda hep heyecanlanıyoruz Çağan. Ardından Demet Akbağ da bu kez Çağan Irmak'la birlikte diye duyunca merakımız, heyecanımız katlandı. Şimdi filmi konuşacağız ama öncesinde her şey nasıl gelişti, bu filme dair yola çıkışın, Demet Akbağ'la buluşman ve tabii ki ekibin geri kalanıyla buluşman nasıl oldu? Biraz öncesini anlatır mısın bize? Yani filmdeki gibi, su gibi oldu. Su gibi aktı mı? Evet. İlk defa bir grupla birlikte bir senaryo yazmak istedim. Çok değerli arkadaşlarımla, genç arkadaşlarımla oturduk masaya. Başından Demet belliydi çünkü kendisiyle çalışmak istiyordum. Bu kez bir kadın hikayesi, bu kez bir komedi. Tek bir derdim, tek bir isteğim var filmde. Biraz moral vermek, biraz gülümsetmek. Bu bile benim için başlı başına bir iddia olduğu için bunlar dışında bir iddiam yok. Güzel. Ama aslında hem ağlarız hem güleriz senin filmlerinde ama hep mutlu çıkarız. Bilemiyorum bu filmde komedi payı daha da mı önde, ama benim hep düşündüğüm o olmuştur Çağan Irmak filmleriyle ilgili. Yani işte mutlu etmek, bu, evet bu filmde o var. Yani en büyük isteğim mutlu etmek ve moral vermek, sizin de dediğiniz gibi. Ne güzel. Bu arada Demet Akbağ tamam deyince Nadide yazılmaya başlanmış. Böyle midir gerçekten? Bunu bir anlat. Demet yani. Akbağ çok sevmez böyle anlatmayı ama yani böyle mi oluyor? Demet Akbağ olmazsa olmaz durumu yine oldu mu? Önce şöyle oldu. Çağan bana telefon etti ve yüzmeyle aran nasıl dedi. Ben tatile çıkacağız zannettim. Bu bir film önerisi meğer, olamaz. Meğer film teklif edecekmiş. İyi fena değil dedim. Peki dalmayla dedi. Bir deneyimim yok dedim. Ama öğrenirsin diye düşünüyorum dedi. O zaman enteresan. Bir kahve içelim dedim. Zaten ben de önce onu teklif edecektim dedim ve bir kahve içtik. Evet. O sırada bana kafasındaki projeyi anlattı. Tabii anlatır anlatmaz özellikle bir kadın hikayesi oluşu, yani sözü nereye gideceği, yani Çağan'ın ona nasıl onu yoğuracağını ben gayet iyi hayal ettim gözümde ve hemen tereddütsüz artık biz çekimde ne yeriz ne içeriz ilk görüşmede neredeyse i̇lk konuşmaya detaylar karar verdik detayları. Ve dedi ki sana iyice her şeyi bitmiş senaryoyu yollayacağım, benden haber bekle dedi ve biz ayrıldık. İşte o genç arkadaş grubuyla beraber ben evet dedikten sonra bütün detayları oluşturdular. Ne hoş. Bu daha önce de konuşuldu. Biz bunu Atay'la da konuştuk. Bir şey yok, bir şey yok deyip kandırdık ya. Öyle olmuş. O kısmını dinleyeceğim. Evet, öyle olmuş. Ama bir yandan da bir sorumluluk değil mi Demet? Evet ama yani böyle riskleri almadan da... Tabii. Başarı olmuyor. Ki en fazla risk alandır. Bir de güvendiğin insanlarla yola çıkınca onların beni yarı yolda bırakmayacağını zaten biliyorum ya da umutsuzluğa kapılmayacağımı. Çok profesyonel bir ekip var. Timur ve Başak ve Taf ekibi, evet. Ve Çağan yönetmen, senarist ve bir grubu var. Evet. Böyle oyuncu arkadaşlarım evet, var. Yani bu kadronun içine hep söylediğimiz şey, eğer bir film yapmak ekip işi ise her şey yerinde, bir benim iki dudağımın arasından çıkacak evetse ben zaten bunun için nefes varım alıyorum. Diyorsun. Tabii ki varım yani. Harika. Şimdi Yetkin Dikinciler de böyle düşündü mü acaba? Bizim bu Nadide Hayat'taki kaptanımız da tam olarak Yetkin Dikinciler için mi yazılmıştı? Böyle bir sorun oldu mu Yetkin Çağan'la görüşürüz? Kamusla evimiz var 3,5. Bu diyelim. 3,5. Kaptanın adı Yusuf zaten. Öyle midir? O kadar bilmiyorum bu filmi. Çok hoş. Bu ben de öğreneceğim. Başından beri belliydim gibi bir şey söylemeyeceğim. Çağan tabii beni de bir gün aradı. Yok, ben aradım, kaptanım olur musun dedim. Kaptanım olur musun?
nereye bir muhabbet o anda oluşmuştu. Yok yok şaka. Evet. Kaptanın yetkin dedi bana, bak her şeye de karışmama. Estağfurullah. Heyecanlıyım yetkin, kusura bakma. Zaten merkeze gerçekten kadını koyan bir film. Evet. Bir aktris olarak da tabii ki Demet'i koyan bir film ve muhteşem bir derinliği var filmin. Benim için en önemli tarafı başından beri ben oraya takıldım şimdi. Belli olup olmama meselesi. Çağın çünkü beni de bir gün aradı. Ben aradım. Aynı zamanlarda aradım. Ha. Yetkin dedim, yazın bir şey yapacak olursan benim haberim olsun. Hı. Şu anda hiçbir şey söylemiyorum dedim ve kapattım telefonu. Aynen bu oldu. Bir cümlesi var detay olarak. Şu anda denizin ortasındayım dedi. Niye böyle bir cümle kurdu anlamadım gerçekten. Bir denizin ortasındaydı. Hikayede bir denizin ortasındaydı. Gerçekten hikayede öyleymiş. Denize dair bir şey emanet etti bana da. Ben şöyle söylemek istiyorum. Oynadığım karakter biraz hani bu hayatta bizim alt başlığımızda da var. Yeni başlangıçlara, yelken açanlara. Evet. Hep kadının yeri bellidir. Kadın başımızın tacıdır ama bizim sözümüzü dinlerse orada durur. Kadın işte beylerin hanımıdır, çocuklarımızın anasıdır. Kadın kadına yakışmaz, kadın öyle konuşmaz, kadın öyle oturmaz kalkmazlar var hayatımızda. Klişeler var, öneriler var, tavsiyeler var ama bütün bu sesler arasında kendi seslerimiz var, iç sesimiz var ve herkesten çok onu duymaya ihtiyacımız var bizim. Nadide bunu duyanlardan biri ve kendi kızı, damadı, torunu, efendim eşi, dostu, akrabası ne derse desin kendi hayallerinin yoluna çıkmak isteyen biri. Tam da işte merkeze koyduğumuz konu bu olunca çılgın olarak bizim kodladığımız Yusuf Kaptan da yeni ufuklara, yeni başlangıçlara, yelken açanlara birazcık rüzgar olmaya çalışan, birazcık onlara yol vermeye çalışan. Çünkü kendi hayatıyla da öteki kalanlardan biri kaptan da. Böyle bir paydası böyle bir da var. Böyle tamamlanma yaşıyor tabii ki Nadide ile. Çünkü onun da peşinde olduğu bir hayat var. O da Nadide bir hayat. Kendi filmimi bu kadar güzel anlatamadım. Gerçekten çok zaten güzel. Yetkin konuşmaya başlayınca böyle şiirsel anlatımıyla. Az önceki röportajımızda söyledim zaten. Yani bu şiir kime ait dedim konuşmadan önce. Yani böyle bir şey olur mu? Aslında Nadide rolü senin oynaman gerekiyormuş. Bir dahakinde Çağ'ından onu talep ediyoruz. Çok güzel. Sırayla gidiyoruz. Sevil'i tiyatroda keşfettim. Evet, Sevil Akı buyurunuz. Sizden dinliyorum. Evet, ben de ekibe son katılanlardan biriyim. Doğal olarak ekibe girdiğimi öğrenme heyecanımla başlamamız çok kısa bir sürede oldu. Onu çok... sahnede izlediğim zaman burada sözünü keseceğim. Kusura bakma. Bir gün onunla çalışmayı dilemiştim. Gerçekten. Oldu. Çünkü kendisini bir müzikalde seyrettim ve şey dedim, onu herkes izlemeli, izleyebildiği kadar. Ama bir şeyde de çalıştınız beraber. Keşanlı da beraber evet, çalıştık. Evet, biz de çalışmıştık. Tiyatro sahnesindeki performans. Şimdi, evet, Çağ'ın şimdi öyle bir yerden konuştu ki, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani her zaman Çağ'ınla ve böyle şahane bir ekiple çalışmak ayrıcalıktır zaten. Benim oynadığım rol işte tam da bu yeni yelken açtığı sırada Nadide. Başka bir kadın figürü giriyor ve o kadın biraz çapkın, biraz hırçın, biraz ateşli ama böyle tatlı bir hocamız var. Aslında şimdi düşünüyorum da biraz böyle yüksek sesle anlatırken hikayeyi temelinde de başka bir kadın figürü ve bu kadar azimli ve bu kadar inançlı bir kadın karşısında biraz da kıskançlığı da var. Yani aslında o toplumun Nadide'yi hep uyaran, çelme takan gruptan bir kadın gibi görünmekle beraber sonunda da büyük bir hayranlıkla Nadide'nin takımına katılıyor bence hoca. Bence de bekliği ettin. Bence... Sizin efendim hocayı anlatmakla ilgili bir düşünceniz. Bence anlatın. Çok güzel. Hocamızı... Çok iyi anlatıyor. Hayır hocamız dedik biraz önce aramızda konuşurken pardon birazcık... Dinliyorum dinliyorum. Sıra dışı bir şeye dönüşmesin. Adını hatırlayamadık Sevil. Meğer benim adım yok. Hayır Sevil. Hayır hocanın evet, adı hiç, yok. Ama o kendi ama koymuş dakika, adını. Evet. Handan diyor. Ben Handan olsun isterdim. Hocanın adı. Yani. Nedir adı? Burada işte senaryoda karşı... hoca diye geçiyor hoca, devamlı. Hoca diye mi geçiyor? Hep hocayım. Hocam saygıyla o zaman. Evet. Hocam böyle sesini temsil ettiğince adını olmuş. Ama çok önemli, çok önemli bir noktayı aslında söylüyorsun. Çünkü biz önce kendi kendimize çelme takıyoruz kadınlar olarak. Evet. Belki bu yanını da biraz hatırlatmak lazım. Evet. Değil mi? Eğer...
Yani kadın, birbirimize mi demek istiyorsunuz? Evet, kadınlar biraz bahsettiği ufak tefek kıskançlıklar aslında destek değil köstek olabiliyor. Bu belki başka bir yanı. Filmi seyretmedim, evet. Şimdi söylüyorum. Evet, evet. Ve geliyorum Batuhan'a. Yakışıklı, genç ve ne kadar şanslı diyeceğim, öyle midir? Böyle bir ekiple bir Çağan Irmak filminde olan evet, Batuhan'a soralım. Çağan Irmak beni aramadı senaryo yazarken. Öncelikle bir sitem ediyorum burada. Ya şimdi Beyaz Perde'ye ilk adımım benim, ilk filmim. Evet. Şimdi baksanız da kadroya yani sıradan şöyle baktığımız zaman çok büyük ustalarla bir arada çok güzel bir iş çıkardık ortaya. Benim için mükemmel bir deneyim. Ben kendi yaşımda kariyerimin el verdiği kadar bir şeyler yapıyorum, yaptım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum fakat bu insanlarla birlikte çalışmak gerçekten size başka şeyler katıyor. Yani onlardan öğrenmek başka bir şey, onlarla birlikte bunu yapmak çok farklı bir şey. Hmm. Çok teşekkür ederim bu fırsatla da sizden. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle teşekkür ederim. Öğrenmek deyince öğrenmenin şeyi, kimyası, yöntemleri biraz değişti artık günümüzde. Ben onlardan çok şey öğrendim. Hmm. Batuhan artı diğer genç arkadaşlarımız, hepsinin biliyorsunuz isimlerini. Onlarla çalışmak benim için de çok öğreticiydi. Şöyle ki Türkiye değişen bir ülke. 6 ayda bir davranışlarımız, vücut dilimiz, lisanımız bunlar değişiyor. Beğendiklerimiz, beğenmediklerimiz, tabii, sosyal medyadaki karakterimiz hep değiştiği için ben de onlardan çok şey öğrendim. Filme çok büyük bir ivmeyle geldiler. Hepsinin algısı çok açık. Genç insanlarla çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu bir kere daha keşfettim. Ben kendilerine teşekkür ederim. Evet, böyle köyler sağırlar birbirine ağırlar gibi oldu ama ister istemez öyle şöyle oluyor. Bir şey var. Yani orada böyle bir şey yaşadık ve hani bu keyif inşallah size de geçer diye düşünüyoruz. O yüzden bu hislerimizde gerçek olduğumuzu düşünüyorum. Samimiyiz. Ama şimdi yine ben bir övgü dolu bir cümle kurmak zorundayım bu durumda. Senin rejin, senin yönetmenliğinde onlara o kadar güzel özgürlük alanları tanıdın ki onlar kendi dünyalarını senaryoda yazanın ötesinde önerilerle yönetmene getirip biz böyle düşündük, biz aramızda böyle yaparız deyip sahneler denediler. Hmm. Mesela biz şöyle şaka yaparken şunu da yaparız. Oynayın bakayım diyor mesela Çağan. Onlar o sahneyi bir kendilerince oynuyorlar. Beğendiklerini tamam bunu aldık kabul ettik diyor. Hmm. Koyuyor senaryoya ve böyle olunca onlar da kendilerini böyle bir öğrenci gibi hani ne denirse onu yapalımın ötesinde denediler bir şeyler. O kabul ettiklerini aldı. Ne güzel. Ve böyle bir karşılıklı toplantımızda bir toplantımızda da bu vardı. Yani bu film senaryo oldu. Evet, bir elimizde 100 sayfalık bir senaryo var ama siz bambaşka şeylerle bana gelebilirsiniz. Bu film hani filmin rotası, varacağı yer belli. Evet ama bu yolculuk da gemi boyunca bizim yolculuğumuzdu ve o yolculuğun en güzel koylarında durmaya bak ama konuşabiliyor musun? Evet, evet, evet. Yeşil, kesinlikle el verdi. Buradan devam edelim. El verdi. Evet. Oyları kendimiz belirledik diyelim. Harika. O zaman şöyle diyorum, demokrasi önce sette başlar. Bu gayet güzel bir enerji ve sinerji yaratmış. Şimdi çok kısa, ben de tabii filmi seyretmediğim için o kadar söyleyebiliyorum ama Nadide belki de birçok kadının hissettiği ama yaşayamadığı bir macera yaşıyor. İşte yaş 50, iş bitti durumu olmadan ve ben bunu yaparım diyerek yola çıkıyor. Hatta bana Çetin Altan'ın sözünü hatırlattı. Bir yerde hüsranı kabul ederim. Yaşamak mümkünken yaşayamamış olmakta. Tam da böyle hissettim filme dair notlarımı. Evet. Şimdi devamla sular altında neler yaptınız? Çünkü bu filmin 1/4'ü su altında geçiyor diye bir rivayet var. 1/4 değil. Ha, böyle yazılmış biri değil. Suyun altında nesneler büyüyor yani, ya bu da. Şöyle ki 1/4'ü su altı. Yani 1/4'ü bile değil aslında. Ama su altı değil, suyun içinde geçiyor. Evet, yüzde yani gemideki sahnelerimiz. Gemideki sahnelerimiz. Belki o da yüzde 60 kadar. Gemideki sahneler. İstanbul çekimimiz var. Karadaki hallerimiz var. Öyle bir suyun ama altında, su altında bir film da, değil. Ama su altında sanıyorum çekim var. Su altı sahneleri biraz olarak. Biraz uzun sürdü çekimler. Sahneler. Belki de o yüzden insanların aklında böyle bir algı attı galiba. Yani. Bu son derece çarpıcı bir yanı. Bütün oyuncular içinde, Çağan içinde sıra dışı bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Var mıydı böyle bir hayalin? Bir gün sular altında bir film çekeyim. Yani ben Seferihisar'da doğup büyüdüm. Değil mi? Hemşerilere selam.
Orada zaten suyun, yani orada zaten suyun içine doğuyorsunuz. Çok küçük yaşta yüzmeye öğrenip dalmak çıkmak, bunlar hep vardı hayatımda. Ama bu zaten dalmak çıkmak önemli, o kadar da zor bir şey değil tabii. Şey, panik olmadıktan sonra ama hem onların dalmasını beklemek, hem oynamalarını beklemek. Biraz fiziksel olarak onları zorladım. Çünkü yok. Evet, zorladım. Hem su altındalardı hem de oynuyorlardı. Tabii. Böyle bir şey var. Bir de su altında oynamak da diğerinden de farklıydı. Anlaşmak farklıydı. Doğal olarak su altındaki oyunculuğunuz abartılı bir şekilde ikiye katlanıyor. Gerçek hayatta da katlanıyor çünkü. Çekim olmasa da ellerinizle kollarınızla anlatıyoruz. Onlar hep böyle hayatımızda güzel cebimize koyduğumuz deneyimler oldu. Evet. Zor muydu? Su altıca öğrendik. Zor su altıca. Su altıcamız var bizim. Zaten bir dalgıçlığı insan yaptı Demet dediler. Onu anladım da. Dedim ki nasıl oynamak nasıl mümkün? Su altıcı da bakalım hatırlıyor muyuz? Nasıl oldu? Yani bu arada tüm kadro su altında sahneleriniz var mıydı hepiniz? Evet evet, evet, neredeyse herkesin. Bütün genç kadro, hocamız ve kaptanımız. Sanıyorum hani Türk sinemasında diğer su altı sahnelerinden farklı kılan yanı da böyle hani bir kaza sonucu suya biri düşmüş de ya da boğuluyor çıkarma değil. Tam anlamıyla su altında senaryo gereği geçen sahnelerin de çekildiği bir film olması. Suda geçen, yani sulu olmayan bir komedi diyebilirim. Güzeldi. Giderek şiirselleşiyoruz. Evet, 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 evet. Peki bu başka bir deneyim, kabul ediyorum. Ama elbette filmin bir meselesi var, öyle anlıyorum. Ve bir kadın filmi dedi Çağan. Demet Akbağ'ın olması bu açıdan hepimizi heyecanlandırdı. İşin gerçeği, Yetkin de aynı konuyu vurguladı. Buradan çıkarımla neler söylemek istersiniz? Evet, Çağan dedi ki mutlu olmaya ihtiyacımız var. Umut var yani, öyle mi? Var. Var mı Demet? Ne dersin? Bunu biraz da şöyle ifade etmişsin, onu da okudum. Bu kez kendime benzer bir karakteri oynadığım için belki zorlandım demişsin. Evet, çünkü ben onun daha zor olduğunu düşünüyorum. Daha incelikli, daha ayrıntıya ihtiyaç duyuluyor öyle bir şey yaparken. Yani herhangi bir yöresel ağız konuşmuyorum. Hmm. İşte Peru'm, lensim, gözüm, dişim yaratmıyorum. Evet. Daha kendime yaslayarak oynadığım, daha yaşımı oynuyorum. Hmm. İşte makyajım, saçım, başım, kılığım, kıyafetim daha kendime benziyor. Hmm. Diğer oynadığım karakterlere kıyasla söylüyorum tabii ki bunları. Evet. Ve dediğin gibi bir meselesi de var filmin. Hmm. O yüzden sorumluluğu da büyük. Evet. Ama bir o kadar da eğlenceli çözmesi ve Nadide ile bir arada olmak. Ne güzel. Ben bütün kadınlar için diliyorum. Değil mi? Bir ikinci, evet, baharı hak, evet, ediyoruz aslında. Bunca mücadelenin ardından. Tek şeyi anlatmak, buyurun, istediği, verdiği şey, kadının mücadelesinden farklı olarak şey de var. Kuşak çatışmasını da çok güzel işleyen bir film, evet, aynı zamanda. Bizimle, evet, biraz daha yaşı büyük olan kuşağın arasındaki farkı da çok güzel inceleyen bir film. Çünkü yani onlar benim arkadaşlarım filmi. Evet. Harika. Onlarla bir yol arkadaşlığımız var. Sıra arkadaşlarım, yani aynı buradaki gibi. Ne güzel. Bunu da anlayacağız demek, evet, ki. Bu da bize güzel çıkarımlar getirebilir. Tamamlarken Çağan Irmak oyunculuk da yapar dedi Demet. Kendine bir gün yazar mısın bir karakter? Düşünür müsün? Konuda... Demet'in baskısıyla soruyorum. Ben korkuyorum. Yani gerçekten. Çok zor benim için. Müzikal yapacağım. Bir müzikli gösterimiz olacak ama. Biz hazırlanıyoruz Mart'ta. Çocuğumuzun sesi bir güzel. Evet, özel bir proje geliyor. Şöyle, özel şey bir proje çok geliyor. Çok güzel bir teklif geldi sevgili Mustafa Oğuz'dan. Evet, söyle. İş sanatta Çağan Irmak filmlerinden şarkılar gecesi yapmak istedi. Onur edici bir şeydi. Evet. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber öyle bir düşüncemiz var Mart'ta. Umuyorum güzel bir şey olur. Kaç? Orada şarkı ben söyleyeceksin. De, ben de öyle umuyorum. Hiç sevmiyor böyle söyle. Ama güzel bir proje daha geliyor. Üstelik bu kez bambaşka bir yönüyle Çağan Irmak'ı izleyeceğiz. Biz de yanında olacağız. Bir de filmde görmediğimiz kahramanlarımız lütfen var. Karettalarımızı ve balığımızı konuşan. Evet. Beyazıt Öztürk'e ve Büşra'ya teşekkür, evet, ediyoruz. Büşra ile Beyazıt konuştu. Karette karettalar da var. Evet, konuşuyorlar bir yerde. Bir de çocuklar var. Ben doğayı çok seven bir adamım. Evet. Çocuklar da biraz böyle bunu görseler
hayvanları, doğayı, denizi bir görseler. Biraz da onu istedim bu filmde. Ne güzel. O zaman 7'den 70'e diyelim. Biz seyircilere şimdiden keyifli seyirler diliyoruz ve emeği geçen herkesin eline sağlık. Benle olduğunuz için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve biz Nadide Hayat ekibini uğurlarken çocuklar ve gençlerden söz ettik. Öyle bir haber de aktaralım. Çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Gala Modern hafta sonu İstanbul Modern'de yapıldı. Cem Yılmaz'dan Halit Ergenç'e iş, sanat ve medya dünyasından yüksek düzeyde bir katılım vardı. Buyurunuz izleyelim. İş, sanat ve medya dünyasının önemli isimleri çocuk ve gençlerin eğitimi için bir araya geldi. Oya Eczacıbaşı, Levent Çalıkoğlu, Cem Hakko, Rafi Portakal başta olmak üzere İstanbul Modern Müzesi'nin kültür elçilerinin düzenlediği Gala Modern adlı etkinliğe 600 kişi katıldı. Nuri Bilge Ceylan, Adnan Çoker, Sıtkı Kösemen, Nuri Kuzucan gibi sanatçılar İstanbul Modern'in eğitim projelerine destek olmak için özel çalışmalar hazırladı. 13 sanatçının 15 çalışmayla yer aldığı destek yarışında müzenin eğitim projelerine toplam 2 milyon 195 bin Türk lirası katkı sağlandı. Halit Ergenç ise İstanbul Modern'in yok olmadan doğa ve sürdürülebilirlik üzerine bir sergi başlıklı yeni sergisine paralel düzenlenecek eğitim programlarını tanıttı. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlük de olsa dünya öğrensin arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacaklar elimizden. Ve ölümsüz ağaçlar dikecekler. Sergimizin ismi Yok Olmadan. Yok olmadan neyin yok olmaması? Dünyanın yok olmaması. Eğitimi 4 ila 12 yaş arasındaki çocuklara veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin çocuğa verilmiş. Geçen sene 42 bin çocuk bu eğitimden faydalanmış. Bu seneki hedef 43 bin. Ergenç'in tanıttığı bu eğitim programlarına 300 bin Türk lirası destek toplandı. Gece gündüz de sona geldik. Yeni günde buluşmayı diliyoruz.